Merhabalar, hepiniz Kütüphanedeyim TV'ye hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Etkin Kütüphane Projesi kapsamında hayata geçirdiği kütüphanelerdeki sanat, sosyal, psikolojik, sağlık söyleşileri gibi birçok etkinliklerimizi gerçekleştirmeye başladık. Ancak içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı sizler kütüphanede olmayınca buralar çok sessiz oldu ve biz de sizleri evine konuk olmak için geldik. Bugün yayınımızın ikinci günü ve bugün biz Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden psikiyatri uzmanı Fatih Yılman ile kaygı, korku ve paniği konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Malum gördüğünüz üzere günümüzün koşullarına uygun olarak her şeyimizi ayarladık. Evet. Hayatımızın her yerinde korku, kaygı ve panik var. Korku ve kaygı ne demek? Şimdi korku, kaygı ve panik bunları öncelikle herhalde birazcık ayırt etmek gerekiyor ilk başta. Şimdi kaygı dediğimiz şey aslında bizim varoluşsal olarak hani bizim hayatta kalmamızı sağlayan mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle düşünün, karşınıza çıktınız yolda son sürat bir kamyon geliyor. O anki orada kaygı ve korku mekanizmasının aktif olması lazım ki biz yolun karşı tarafına atlayabilelim. Hı hı. Yani biz şu an buradaysak biz burada atlayanların aslında torunları, çocuklarıyız. Atlayamayanlar muhtemelen süreç içerisinde elendi. Peki burada yani kaygı ile ilgili korkunun farkı nedir? Korkuda daha ziyade aslında kamyon örneğindeki biraz daha korkuya yakın, daha somut bir tehdit var. Hı hı. Yani kafanıza biri silah dayadığında yaşadığınız şey korkudur. Somut bir tehdit olduğu zaman ortada yaşadığımız şey korkudur. Daha bunun nesneden bağımsız yani abartılı yanıt verilmesi veya ortada bir tehdit yokken yaşadığımız endişe halinde daha çok kaygı gibi ayırt edilebilir. Aslında iç içe geçen kavramlar bunların her ikisi de. Hı hı. Ama bunlar bizim hayatta kalmamız için, hani hayatımızı sürdürmemiz için hayatın her alanında bize aslında lazım olan da duygular bir taraftan. Şimdi şöyle düşünün, sınava girecek bir kişiyi düşünün. Sınav kaygısı yaşamazsa ders çalışır mı sizce? Çalışmaz. Hiçbir kaygısı olmayan bir insan hiçbir şey üretmez. Yani bugün buraya, yarın işinize gitmekteki motivasyonunuz biraz hani gitme gerekliliğinizdir. Gitmezsem kovulurum endişeniz yoksa hiç kimse sabah kalkıp bu soğukta işine gitmez zaten. Şimdi doğru. Burada aslında bizi bir şey yaptıran şey kaygıdır. Bu ne zaman sorun oluyor? Bu kaygı o kadar artıyor ki belli bir noktadan sonra iş artık hani panik değerlerine ulaşmaya başlıyor ve bizde sorun yaratmaya başlıyorsa biz o zaman kaygının bir sorun olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu en kolay nereden anlarız diye sorarsanız da davranışlarımızla. Yani şu anki mevcut sorunda bizdeki kaygı, evet kaygılı olmalıyız. Hı hı. Bizdeki kaygı bizim tedbirlerimizi almamıza, işte evde kalmamıza, işte önerilen bu sosyal mesafe kuralına uymamıza, işte tokalaşmayı kesmemize yarıyorsa bu süper bir kaygı. Bu kaygının devam etmesi gerekiyor. Ama hı hı. bütün gün felç olmuş şekilde yani bütün gün bu haberlerin içinde dolaşıyorsak, zihnimizde başka hiçbir şey yoksa, günde 500 defa elimizi yıkıyorsak bu bizim işimize yarayan kaygı değil diyebiliriz. Peki bu kaygıyı nasıl yenebiliriz? Şimdi bu kaygıyı yenme kısmı işte ne kadarını yenmeliyiz de başlıyor aslında. Evet, ne kadarını yenmeliyiz. Fazla olan kısmını yenmekle ilgili bir şey var. Şimdi kaygı dediğimiz zaman aslında çok temel bazı mekanizmalar var. İnsan kontrolünde olmayan şeyden endişe duyar. Kontrol edemediği şeyden. Şimdi mevcut durumda biz bu koronavirüs salgını ile ilgili kontrol edemediğimiz bir sorun var. Ve bundan kaygı duymamız aslında olağan bir şey. Buna karşı endişelenmemiz. Artı bir belirsiz bir durum var. Yani belirsiz olan şey insanda kaygı uyandırır. Yani elimizde olmayan ve sonucunu çok öngöremediğimiz bir sorun var. İlk aşamada sanki bu kaygının normal olduğunu anlamakla başlıyor. Yani hı hı. bu durumda zaten kaygı duymamamıza normal. Dikkat ederseniz sürecin başlangıcından itibaren genelde tepkiler ikiye ayrıldı gibi oldu. Yani bir ucunda bu işi hiç umursamayan bir kitle vardı. Hı hı. Yani işte bize bulaşmaz, gençlere bir şey olmaz, işte bizim genetik yapımızdan. Şimdi o kitlenin biraz kaybolduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü o umursamayan, çünkü bir şeyler olabiliyor'yu gördük. Dünyada oldu çünkü. Diğer en uç tarafındaysa yani sürekli olarak bununla uğraşan, sürekli olarak işte sosyal medyadan, oradan buradan haberleri takip eden, sürekli olarak bu işin içinde kaybolan bir panik halindeki bir kitle var. Bunun da hani bu grubun da bize çok fazla bir şey kazandırmadığını biliyoruz. Biz ortalarda bir yerde yer bulmaya çalışacağız. Yani normal bir kaygı yaşamamız gerekiyor şu anda. Sağlıklı olan kaygıyı yaşamamız gerekiyor. Aynen öyle. Peki biz bu durumlarda ne yapmalıyız? Evet, neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız kısmında ya işin sanki en önemli kısmı doğru bilgiye ulaşmak lazım. Şimdi bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Bu çok doğru. Bunu da bu belirsizliği ya da bilinmezliği azaltmanın en iyi yolu doğru bilgiye ulaşmak. Yani şu an yapacağımız şey resmi kaynaklara bir şekilde itimat etmek, o verilere güvenmek. Çünkü ortada çok fazla yanlış veri dolaşıyor. Ve işi göğüs hastalıkları uzmanları, işte enfeksiyon hastalıkları uzmanları, mikrobiyoloji uzmanlarından dinlemekle ilgili bir şey yapacağız. Evet. Canlı yayın kazaları olur böyle şeyler. Evet, yönetmenim telefonunu kapatmayı unutmuş. Sıkıntı yok. Şimdi olur böyle şeyler. Tabii ki de olur. Şimdi doğru bilgiyi alırken dikkat edeceğimiz en önemli nokta yani doğru kişiden bilgi almak. Şimdi maalesef televizyonlarda, işte medyada çok fazla insan çıktı ortaya. Yani çok fazla yorum çıktı işte. Evet, çok konuşmalar. Şeylerden, işte genlerden. Sanki biraz bizim odaklanacağımız şey bu işin hani ehli olan kişilerle uğraşmak, ulaşmak. Yani şöyle söyleyebilirim, ben tıp fakültesi mezunuyum. Mesela 10 yıl önceki bilgilerim, çok eski bir mezun da değilim. Ama 10 yıl önceki bilgilerimiz işte nedir? Zaaflı virüsler işte ağız yoluyla bulaşmaz, mide aslında. Ama şimdi mesela bu virüsün ishal yapabildiğini biliyoruz. Ya demek ki bazı bilgiler de değişebiliyor. Yani bu sadece tıp hekimi olmak değil, bu iş alanında ya bu konuda uzmanlaşmış kişileri dinlemek, onların önerilerini, işte bu hijyenle ilgili öneriler, sosyal mesafe ile ilgili önerileri dinlemek çok önemli. Doğru bilgi kısmında kalmamız gerekiyor. Doğru bilginin bir kısmı da yanlış bilgiyi almamak. Onu nasıl almayacağız? Sosyal medya var malum. Evet, maalesef. Ve WhatsApp gruplarımız var. Evet, yani Instagram, Twitter devamlı bir sosyal medyada sürekli bir şey dolaşıyor ve biz de bazen kendimizi bunun içine kaptırmış şekilde bulabiliriz. Bu biraz sanki işte o belirsizliği kontrol etmekle ilgili bir şey gibi geliyor. Ama kontrol edemeyeceğimiz bir durum var. Yani sürekli buna bakmanın bize çok bir katkısı yok. Artı belli zararları olabilir. Nasıl belli zararları olabilir? Şimdi olay bu mesela paylaşılan bir İtalya hastanesinden bir video var. Şimdi bu video ne işe yarıyor? Bunu değerlendirmek lazım. Bu video bizim işin gerçekten de ciddi bir sorunmuş. Hani bu hakikaten ciddi bir sorun ve biz buna karşı bu dakikadan sonra daha iyi tedbir alıma yarıyorsa kabul edilebilir. Ama sanki çok ona yaramıyor gibi. Zaten sorunun yeterince farkındayız ama işte hastane koridorlarındaki insanlarla ilgili belli videolar görmek, işte ne zaman çekilmiş, nerede çekilmiş bilmeksizin. Sadece bu kaygımızı birazcık yüksek noktaya çıkarıyor gibi gözüküyor. Şimdi insanda şöyle bir şey vardır. Kolayca zihninizde kurabildiğiniz senaryo kolayca gerçekleşebilir zannederiz. Mesela size bir soru sorayım. Siz hiç bir köpek balığı saldırısına uğradığınızı düşündünüz mü? Evet, düşündüm. Genelde şimdi buradaki mevzu, bunu mesela Türk toplumunda sorsak belki hani %3-5'tir. Bu senaryoyu zihninde bir kere bile hayal etmiş insan. Ya da korku filmini izleyip de yazın tatile gidildiği zaman ki şahsen ben öyle. Evet, değil mi? Şimdi çünkü sahne birazcık yaklaşıyor. Deniz var, köpek balığı kafanızda çok kolay karikatürize edebildiğiniz bir şey. Hele ki ama okyanusta yüzen insanlar hemen hepsinin aklından bu senaryo geçmiştir. Şimdi zaten bizde sahne var. Yani sahne, hastalıkla ilgili gerçekten bir sahne var. Bir de şimdi oradaki görselleri almak bu işte. Oradan buradan sosyal medyada yayınlanan görseller. Bunu bizim felaketleştirmemize birazcık zemin hazırlıyor gibi gözüküyor. Sosyal medyanın böyle bir handikapı da var. Evet, evet maalesef. Bu arada sizlerin de soruları varsa şu anda canlı yayında olduğumuzdan dolayı sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de burada hocamıza sorar. Sizlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışabiliriz. Bildiğimiz konularda cevap vermeye çalışacağız. Çalışacağız, evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Biliyorum çocuk psikiyatristi de değilsiniz ancak şu anda zaten hastalık daha çok yaş grupları, üst yaş gruplarında, yaşlarımızda. Yaşlarımızda bu durum nasıl anlatmalıyız? Çünkü hani yaşlarımızda da Alzheimer'la karşılaşan kişiler var ve bunları da anlatmakta zorluk çeken bireylerimiz, seyircilerimiz dahi olabilir. Hı hı. Bunda nasıl yaklaşım sergilememiz gerekiyor? Yani şöyle, kişinin özel ve bilişsel bir sorunu yoksa, yani işte bunama gibi bir hastalığı yoksa, yorumlama kapasitesi, yargılama kapasitesi varsa olduğu gibi anlatmakta fayda var. Bu sonuçta özellikle onları korumak için alınan tedbirlerden bahsediyoruz. Yani evet, herkes için önemli ama özellikle onlar için daha fazla olan kısımdan tabii bahsediyoruz. İşi aslında olduğu gibi konuşmakta fayda var. Olduğu gibi dediğimiz şey zaten hani bizim şu an bildiğimiz şey, ortada evet bir sorun var ama bu sorunla ilgili belli mücadele yollarımız var. Belli bir risk grupları var. Bunlardan bahsetmek, yani bize bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı televizyonda çıktığında biz ne alıyorsak o şekliyle vermekte fayda var. Yani bunu çok abartmadan veya çok küçümsemeden anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki bizler nasıl önlemler alabilir? Son zamanlarda Sağlık Bakanlığımızdan birçok doktorumuz çıkıp bu konuda konuşuyorlar, evet. Bunu ben size de sormak istiyorum. Çünkü birincisi insan psikolojisinden anlayacağım, yani psikiyatri olmanızdan ötürü öncelikle diyorum, toparlayamadım. Yani biz kendimizi nasıl motive etmeliyiz ki ya da çevremizi nasıl motive etmeliyiz ki stresten uzak durmamız gereken her hastalıkta bunda da öyle olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kendimizi nasıl beslemeliyiz psikolojik açıdan? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Şimdi doğru bilgi kısmını tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi bu işin hani uzmanlarından doğru bilgiyi almak bizim ruhsal açıdan da en önemli nokta. Çünkü bu belirsizliği olabildiğince, bilinmezliği olabildiğince azaltmak için. Ne dedik? İkincisi hani bu ekstra sosyal medya vesaire şeylerinden birazcık çıkmakta fayda var. Çünkü bunlar bizim için hakikaten biraz daha süreci zorlaştıracak şeyler. Yani kendinizi sürekli Twitter'da, Instagram'da sayfa yenilerken buluyorsanız bundan birazcık uzaklaşmakta fayda var. Yani doğru. Belki gün içinde işte belli saatler, belli süreler koyarak bakmak. Tabii ki gündemin farkında olalım. Ama bütün gün bunun üzerinden gitmenin bize çok bir şey kazandırmadığını biliyoruz. Ve biz hani şunu ben hani önermiyorum, hani olumlu düşününle ilgili bir şey. Olumlu düşünmek, hani olumlu düşünmek eşittir işte bana bir şey olmazsa veya olacağı varsa olursa, bu çok faydalı değil. Biz gerçekçi olarak tedbirlerimizi alacağız ve sürecin yönetimini takip etmeye çalışacağız. En önemli sorunlardan biri bu panik haline girmek süreci zorlaştırır. Şimdi bildiğimiz şey var. Şimdi hep Hollywood filmlerinden, işte kitaplardan falan okuduğumuz, hani bir kriz olur ve insanlar dükkanları yağmalar, sokaklara iner. Her krizle ilgili aklımızda hemen böyle bir sahne canlanır. Ama aslında biz şunu biliyoruz. Kriz anlarında, dünyanın neresinde olursa olsun, ilk anda evet bir grup bu işe yönelecektir. Ama diğer grup arasında bir kolektif bağ oluştuğunu biliyoruz. Ve süreç ilerledikçe bu refleks tepkiden uzaklaşıp daha kolektif bir yapıya, daha akılcı bir tepkiye yaklaştığımızı biliyoruz. Bunun örnekleri var mı? Var. Yani bütün yaşadığımız felaketlere bakın. Yani deprem felaketlerine bakın. Evet. Yani deprem felaketlerine bakın. Başka felaketlere bakın. Yani üzücü terör eylemleri yaşadığımız dönemlere bakın. Toplum aslında bir şekilde kendi kolektif yapısını, o birleşmeyi oluşturuyor. Sadece ilk anda bu refleks tepki var. Yani nedir? Marketlerde işte bir sürü insan gidiyor. Bir sürü bir şeyler alıyor. Ama mesela bunun çok bir akılcı bir yanı yok. Ama ne oluyor? İlk anda bir sürü insana elinde böyle 10 tane poşetle gördüğünüz zaman... Şimdi aslında bu biraz refleks tepkidir, ilkel tepkidir. Biz de almalıyız. Hatta ondan daha önce almalıyız'a gidiyoruz. Evet, maalesef. Ama daha önce aldığımız kısımda, yani sonra baktığınızda aslında çok bir şey yok. Mesela Belçika'da tuvalet kağıtlarının bittiğini biliyoruz. Yani hani ne yapacak o kadar insan o kadar tuvalet kağıdını, ama muhtemelen işte hacimce de büyük bir şey. İşte hemen kucaklamak, almakla ilgili bir şey var. Evet. Ama ülkemizde de şu anda nitekim biliyorsunuz birçok markette makarna ya da temizlik ihtiyaç ürünleri kalmasına karşılık Sepetten de a ürünüm eksilmiş diye kişilere görebiliyorum. Dersini almışsın. Muhtemelen bitmeyecek. Çünkü dünyada bu salgını yaşayan hiçbir ülkede bu gıda ile ilgili veya temizlik malzemesi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Hı hı. Yani ilk bu yığılma geçtikten sonra daha akılcı davranmaya başlayacağız. Artık bu yığılmanın çok bir anlamı yok. Yani siz evinize 10 koli kolonya aldığınızda bunun hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten işte iş arkadaşınız veya ben kolonya kullanamıyorsam zaten bir şekilde sizi risk altına alıyorum. Yani burada bir kişinin 10 koli kolonya alması değil de herkesin evine bir şişe kolonya alması ile ilgili bir şey var. Yani burada bir arada olmakla ilgili bir şey var. Şimdi bununla ilgili dün, önceki gün bir psikiyatrist arkadaşımla konuşuyordum, Canan Efe ile. Şöyle bir örnek verdi. Dedi ki yani deprem mesela toplumsal bir sorun değil mi? Risk kuşağındayız. İşte belli riskli bölgelerimiz var. Daha riskli olan yerlerimiz var. Şimdi burada sadece siz evinizi isterseniz yani müthiş bir bina yapın. Sadece riski biraz indirebiliyorsunuz. Çünkü o depremin sizi nerede yakalayacağını dair bir fikriniz yok. Belki komşuda yakalayacak, belki kafede yakalayacak, belki yolda yakalayacak. Burada bütünüyle bir çözüm aramakla ilgili bir şey var. Doğru. Yani ötekine de diğerini de korumakla ilgili bir şey var. Ancak bu şekilde kendimizi koruyabiliriz. Evet, zaten şu anda mümkün olduğunca evlerde bulunmamızın sebebi de bütünü korumak için. Evet. Bireysellikten çıkıp toplumsal fayda sağlamamız gerekiyor her aşamada. Peki bu süreç içerisinde bir krizdeyiz. Bunu nasıl fırsata çevirebiliriz? Evde bulunduğumuz süreci şimdi, nasıl değerlendirmeliyiz? Krizi fırsata çevirmekle ilgili çok konuşuluyor. Şimdi burada hani şahsi görüşüm bazı şeylerin önemi çıktı. Yani mesela çok fazla konuşulan sosyal medyada şu anda işte sağlıkçıların önemi anlaşıldı. Evet anlaşıldı. Veya işte toplumca hijyeni öğrendik. Evet öğrendik. Ya bunları hani bu açıdan bakarsak bazı dersler de çıkarmış olduk ama keşke dünya olarak bazı dersler çıkarıldı. Koruyucu hekimlikle ilgili bazı dersler çıkarıldı. Ama keşke yani bunlar bu felaket olmadan hani dersler çıktı. Daha olumlu şeyler üzerinden biz bu sonuçları çıkarabilseydik. Yani dünyada bu kadar insan bir salgına yakalanıyorken biz işte ama hekimliğin işte değeri anlaşıldı gibi bir şey hani birazcık teselli gibi oluyor. O yüzden belki bireysel anlamda krizi fırsata çevirmek konuşulabilir. Şimdi evlerinde kalan insanlar var. Biz şu an hala kamu görevlisi olarak çalışıyoruz. Evet. Evlerinde kalan insanlar için ama bu bir fırsat şu anlamda belki olabilir. İşte o insanlar okuyamadığı kitaplarını okuyacaklar. İşte bitiremediği işlerini bitirecekler. Evde belki işte eşleriyle film izleyecekler. Yani uzun süredir vakit bulamadığınız şeyleri yapmak için bir fırsat. Aynen. Çocuğunuzla belki daha uzun vakitler geçirebileceksiniz. Tabii. Kütüphanedeyim sosyal medya hesabını keşfedeceksiniz. İzleyecekler değil mi? Yani şimdi bu anlamda bu faydalı. Yani çünkü normal günlük yaşantıda biz şunu biliyoruz. Yani hani daha rahat olan iş dalları vardır tabii ki ama standart bir çalışan insanın eve geldiğinde yani güzel kitap okumaya veya güzel film izlemeye veya ailecek güzel vakit geçirmeye genelde çok zamanı kalmıyor. Belki bu anlamda bir dinlenme olabilir. Aslında biz bunu nasıl yapacağımızı çok da bilmiyoruz şu anda. İşte öğrenmeye başlayacağız herhalde. Yani iyi vakit geçirmenin ne olduğunu belki öğrenmeye başlayacağız. Bireysel anlamda bir fırsat olabilir. Ve iletişimi korumak burada çok önemli. Evet, kesinlikle. En önemli nokta herkesin lütfen bir şekilde iletişim halinde kalması. Çünkü hani burada karantinada olan vatandaşlarımız da var veya evden çıkmayan ama evlerinde tek yaşayan vatandaşlarımız da var. Bir şekilde o iletişimin hep korunmasını biz öneriyoruz. Yani telefonla, görüntülü konuşmalarla diğerlerinden haberdar olmak ve diğerlerine işte kendini açmak, yaşadığını açmak, günü nasıl geçiyor onu anlatmak. Mümkünse bu salgınla ilgili olmadan konuşmak. Yani hep şimdi arayıp da ben 2 saat şimdi salgınla ilgili de konuşuyorsam bu da çok faydalı bir şey değil. Evet. Mümkünse hani buradan bir adım geriye çıkarak iletişimi arttırmakla ilgili bir şey yapılabilir yani. İşte hep bir şekilde bağlantıyı sıcak tutmakta fayda var. Kesinlikle. Bu arada sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Hocamızın az önce söylediği gibi evde nasıl zaman geçireceğinizi bilemiyorsanız şayet birçok yayın evlerimiz şu anda sosyal medya platformları üzerinde masal anlatımları, yazarlarından masal dinleme saatleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu şekilde kendiniz ya da çocuklarınızla beraber keyifli masal saatleri geçirebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Evet, yani son olarak belki hani ondan sonra da sorular varsa sorular üzerinden de gidelim. Evet, sorularımız var mı hiç? Olarak gider diye düşünüyorum. Şimdi bu yalan haber kısmından, bu sosyal medyadan işte bir miktar dikkat etmek lazım. Şimdi yalan haberle ilgili, yalan haberin motivasyonu ne derseniz, şimdi en çok hani ben gelmeden önce arkadaşlarımdan hani böyle bununla ilgili sorular aldım. Evet. Çünkü insanlar bazı yalan haberler yayıyor ama niye yayıyorlar? Aslında çok bilmiyoruz. Şimdi hani bir dolandırıcının yalan haber yaymasının bir mantığı var kendi içinde. Değil mi? Yani oradan bir kazanç elde edecek. Tabii. Ama şurada şu kadar kişi olduğu falan, hani bunu yaymanın motivasyonu aslında çok bilmiyoruz. Hani belli tahminler var. İşte ne olabilir? Yani belki suçlayacak birini bulmak rahatlatabilir. Yani işte bilmem ne ülkesi bunu işte laboratuvarda üretti. Hani bu, yani bir suçlu bulmak bizim içimizdeki belirsizliği biraz yatıştırabilir. İkincisi belki hani kötü de olsa ün sahibi olmak, şöhret sahibi olmak. Yani yazdığınız şeyin beğenilmesi, paylaşılması ile ilgili belki bir motivasyon olabilir. Hani bir üçüncüsü de verdiğiniz haber başkalarını yönlendiren ve kontrol eden bir haber. Belki orada bir güç duygusuyla ilgili bir şey olabilir ama net olarak hani bununla ilgili temel motivasyon şudur diyemiyoruz. Ancak şu var, bize tehdit olan haberin diğerlerinden çok çok daha fazla bizi etkilediğini biliyoruz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet. 10 tane olumlu haberin içinde bir tane riskli bir haber gördüğümüzde dikkatimiz otomatikman ona yönelecek. O ama yüzden, geri kalan iyi haberlere bakmak çok daha faydalı olacak. Evet, yani o yüzden bu yalan, yani sosyal medya, yalan haberler, yani bunlardan biraz uzaklaşıp işin uzmanlarını dinlemekte şu an için fayda var gibi gözüküyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Diye düşünüyorum. Sorumuz var mıdır? Sorumuz peki. Yani yoksa gelirse süreçlere devam edebiliriz. O zaman son bir mesaj vereyim isterseniz. Tabii ki de, lütfen. En önemli noktalardan biri, sürekli panik yapmayın mesajı lütfen vermeyelim. Yani sürekli panik yapmayın, panik yapmayın, panik yapmayın mesajı vermek insanın zihninde şöyle bir şey uyandırır. Demek ki panik yapacak bir şey var. O yüzden bunu vermeyelim. Bunun yerine evet, sağlıklı bir kaygı yaşayalım ve bu kaygı bizim korunmamıza yardım etsin. Abarttığımızı fark ediyorsak, kendi kontrolümüzün dışına çıktığını fark ediyorsak, hayatımızı olumsuz etkilediğini fark ediyorsak da kendimize belki bunun dışında bir nefes alma vakitleri ayıralım diye öneririm. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan bekleriz sizleri. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalem. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur. Tarihe, yani ebediyete. Cemil Meriç, Kırk Ambar isimli eserinde medeniyete açılan kapıyı böyle özetliyor. Bu belgesel, medeniyet kapısından geçmekle kalmayıp, arınmış ruhlarının ödülü olarak o kapının anahtarına, kendi çağlarında bekçilik edebilme onurunu kazanmış, sıra dışı okurların anısına hazırlanmıştır. İlk sıra dışı okurumuz, hayatın zorlu yollarından geçtikten sonra medeniyet kapısıyla karşılaşmış ve kitapların aydınlattığı o kapıdan kolayca geçmeyi başarmış biri, Yaşar Azkan. Manavgat'ta yaşamını sürdüren Yaşar Bey'i gelin birlikte tanıyalım. 1943 doğumluyum. 1950'de ilkokula verdiler. Annem öğretmenin akrabasıydı. 56'da bitirdim. Öğretmenim geldi, çocuk iyi dereceyle okulu bitirdi dedi. Çocuğu Aksu'ya götür yazdır dedi. Babam ben fakir adamın okudamam dedi. Annem de benim 5 oğlum vardı. İkisi sıtmadan öldü. Biri de suda boğuldu dedi. Bu da benim en küçük oğlum. Ben bunu bir yere salmam dedi. 70 lira paraları vardı. Antalya'ya kaçtım gittim işte ve bizim serüven öyle hayat devam etti. Henüz oldukça küçük bir yaşta evinden ayrılan Yaşar Bey, gittiği Antalya'da bugün hala severek sürdürdüğü mesleğinin inceliklerini öğrenecek ve usta bir terzi olarak bu kez de soluğu İstanbul'da alacaktır. Antalya'dan sonra Allah nasip etti. Ustam dedi ki oğlum, 1940'larda Antalya'da çırak arkadaşım vardı. Beyoğlu'nda kadın terzisi oldu. İstanbul'a yolun düşerse ara dedi. Aradım, buldum bunu. Beyoğlu'ndan Bursa İlale İşkembeci Sokak'ta parmak kapı vardı. Parmak kapıda evci olduk. Ondan sonra kader de biraz yardım etti bu işe. Yani biraz imkansızlıklardan dolayı da okudamadı ailemde de o zamanki şartlara göre. Ben de onu artık bir sanata çevirmeye çalıştım. Hatta çocuklarıma diyorum, babam çiftçiydi. Ben sanata çevirdim. Arkasından da oğlum okudum, doktor ettim. Doktorluğa çevirdim. Siz de bir adım daha gidin. Yani statik olmadım, ben mobil oldum. Yani kendi çapımda bir kendime göre bir devrim yaptım diye düşünüyorum. Ondan sonra da hasbelkader Allah yardım etti. Savurana okul gemisiyle komutanım gemi makineleri işletme komutanı mühendisiydi. Onun askeri oldum. Onun yardımıyla da Savurana gemisine kolacı ütülü olarak yazıldım. 3 kıtanın Akdeniz limanlarında bütün liman şehirleri gezdik. Askerlik görevi nedeniyle görevli olarak bindiği Savurana yatı, Yaşar Bey'e doğduğu kasabada ancak ufka kadar görebildiği Akdeniz'in neredeyse bütün limanlarını görme şansını sunmuş, sonrasında kitaplarla hemhal olmasını sağlayan ilhamı da bu gezilerde tanış olduğu insanlardan almış. Venedik'te bir Alman aile tanıdım, bizim Evliya Çelebi gibi gezgini. Onun bir meydanı var, San Marco meydanında. Dede, kız, torun. Torunu 17 yaşında, ben de 21 yaşında bir Türk denizcisi, Bahriyeliyim. İkinci Cihan Harbi'nde İstanbul'da dedeleri bir iyilik görmüş Türklerden. Beni yanına aldılar, bir şey ikram ettiler. Döner dönmez İstanbul'da, evciydim Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda da o zaman bir özel okul vardı, Batı dilleri. Almanca, İngilizce, Fransızca, daktilo, steno kursları veriyordu. Aylık 15 liraydı. Mektupla eğitim servisine yazıldım. Ondan sonra dediler ki, onu öğren, gece gündüz yatmıyorum. Bir tarafında askerlik, bir tarafında terzilik, nafakam birazdan 3-5 kuruş harçlığımı kazanıyorum. Bir tarafından da Almanca öğreneceğim diye gece gündüz yatmıyorum. Oradaki büyük ustalarım ileri görüştü tabii Beyoğlu'nda oldukları için. Madem bu yabancı dille başlayacaksın, kendi dilinde de biraz ilerlemen lazım ki iyi anlayasın diye. 2,5 lira, 3 lira bulduğum zaman karnımı doyurmam. Ciltli kitaplar o zaman 2,5 lira. Bir dünya klasiklerinden Nobel ödüllü yazarları alırım. Hemingway gibi, ondan sonra Turgenev gibi, Tolstoy gibi. Öyle öyle bugüne kadar 1000 üstünde kütüphanemde kitabı oldu. Şimdi oğlum da biraz yardım ediyor. Daha da büyüdü, benim kitabı okumak için zaman lazım. Yaşar Bey, sıra dışı okurlar içinde bizim içini dolduran bir büyüğümüz. Şöyle ki Yaşar Bey sürekli olarak ben elinde kitaplarla görürüm ve her karşılaştığımızda bana birçok sorular yöneltir. Bu sorular karşısında kendimi bazen zor duruma görüyorum. Çünkü Yaşar Bey karşısındayken bir tarih profesörünün karşısındaki doktor öğrencisi gibi görüyordum. Ben de gelip o sorulmuş olduğu soruların karşılığını bulmak için Yaşar Bey'e sürekli kitaplar götürüyordum. Böylece dostluğumuz ve arkadaşlığımız başladı. Şimdi okuma tutkusu iyi bir şey. Ben okuduğumu başkasına da satmaya çalışan bir adamım. Sen bir şey öğretirsen, şimdi diyor ki ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da seven ol. Sakın beşinci olma, helak olursun der. Mekanı sadece iş yapmıyor, küçük işler yapıyor. Onun işi günün belli saatlerinde mekanına gelenlerle ilişkiler kurmak. Bizim arkadaşlarla da ilişkisi çok iyidir. Çünkü her geldiğinde yanında birçok sorusuyla gelir ve o arkadaşlarımız da bunları yönetir. Arkadaşlarımız da onun sorularına karşılık vermek için Yaşar Bey'i yönlendirir. Kitapsız insan, kütüphanesiz ev, okuyup araştırma yapmayan bir milletin üyeleri yoğun bakımdaki, komadaki hasta gibidir. Fiziken yaşasa da 500'ü iflas etmiştir derim. Sıra dışı okurlarımız ile tanış olmak için çıktığımız yolculukta bu kez de Bilecik'teyiz. Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçesinde yaşamını sürdüren Nurdan Geçim, çalışan iki çocuklu bir anne olma sıfatının yanına, sıra dışı okur olma özelliğini de katan, okuma tutkusunu çocuk yaşlarda edinmiş bir okur. Adım Nurdan Geçim. 2 çocuk annesiyim. Çalışıyorum. Ama 7 yaşından beri okumayı çok seviyorum. Kitapsız bir hayat düşünemiyorum. Eğer bir yerleşim yerinde bir kütüphane ya da bir kitap yoksa benim için orası nefes almıyor gibi geliyor. Ben zaten çok okuyan biriydim. Biz aile olarak geniş bir aileydik. Ben Gülhane Asgari Tıp Akademisi'ni kazandım. Dedem göndermedi. Göndermeyince de benim okuma hevesim hiç bitmedi. Hatta ilerleyen zamanlarda kitap yazmayı düşünüyorum. İşte hayatıma yön veren erkekler diye. Ben güvenlik personeliyim özel bir şirkette. Orada da boş vaktim olduğunda okurum. Zaten boş durmayı çok seven bir insan değilim. Mutlaka her saati dolu dolu geçiririm. Hayvanlarım var, evcil hayvanlarım. Onları alıp yürüyüşe çıkardığımda köpeğim var. Bu tarz geçiriyorum günlerimi. Mozaik bir okuyucu olan Nurdan Hanım, birbirinden bağımsız, farklı konularda okumalar yapan bir okur. Çok seçici değilim. Tabii ki yani çok beğendiğim kitaplar da oluyor, kategoriler oluyor. Beğenmediğim diyemeyeceğim ama benim ilgi alanıma yani ya da ilgi alanıma girmeyen kitaplar da oluyor. Ama genel anlamda çok seçici olduğumu söyleyemem. Her türü okurum. Daha çok kriminolojiyi çok seviyorum. Adli patolojiyi seviyorum. Bu tarzda okuyorum. Bir ara kuantum fiziği okuyordum. İlgi alanım çok geniş ama. Nurdan Hanım kütüphanemizin ödünç verme bölümünü uzun yıllardır aktif olarak kullanan bir okuyucusudur. Üstelik gece nöbetleri olan bir işte görev yapmaktadır. Okuma tutkusunu, kitap okuma tutkusunu uzun yıllardır hiç aksatmadan sürdürmüştür. Hatta gece nöbetlerinden çıkıp sabahın erken saatlerinde kütüphanemize geldiğinde bile tüm yorgunluğuna rağmen heyecanla kitaplarını seçer. Nurdan Hanım'ın okumamak için önümüzde hiçbir mazeret olmadığına iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bütün işin gücün arasında o kitabı mutlaka okurum ya da akşam bir saat geç yatarım ama o kitap okunur. Yani, günün stresini, yorgunluğunu alıyor. İnsana farklı pencereler açıyor. Kendi kitaplığım var zaten evde de ama burası yani bu kütüphaneden çok faydalandım. Personel çok güler yüzlü, müdür hanımımız öyle. Yani burası benim için bir cennet. Bir dönem burası tadilata girmişti. Kitap vermiyorlardı. Bizim müdür hanımla tanışmamız da o şekilde oldu. Dediler kitap vermiyoruz. Dedim mümkünatı yok. Ben ne yapacağım? Ondan sonra buraya çıktım. Kitap açıyorlardı. Burası tadilattaydı. Sonra ben de onlara yardım ettim. Müdür hanıma rica ettim. Dedim bana dedim yani vermiyoruz demeyin. Derseniz O gitmem ben buradan. Onlarla beraber kitap açtık, sağ olsunlar. Kitap verdi, almama izin verdi. Ülkemizde değeri çok az bilinmiş yerler, kütüphaneler ama bence yani nefes almak gibi bir şey olması gerekiyor. Sıra dışı okurumuz Nurdan Hanım, herkesi günümüzde adeta yaşayan bir merkez haline gelen kütüphanelerin yeni yüzünü görmeye davet ediyor. Boş zamanlarında mutlaka gelsinler, kütüphanenin kapısına içeri girsinler. Buranın havasını solduklarında eminim içinde olan kişi çok rahat ve buradan kopamayacak, bunu da biliyorum. Günlük gazeteler, dergiler, sadece kitap değil. Buralarda vakit geçirebilirler, çok güzel vakit geçirilebilecek yerler. Yaşı ilerlemiş kişilerimiz için. Sonra çocukları görürler burada, gençleri görürler. Yani benim hoşuma gidiyor. Okuyun diyorum, bu kadar. Yani başka bir şey diyemiyorum. Onlar misketlerini sokakta, şekerlerini tabakta bırakmak zorunda kalanlar. Onlar küçük yataklarının ortasında, minik gövdelerinin sıcak çukurunu cılız omuzlarında taşıyanlar. Onlar mazluma kucak açan, koca yürekli bir milletin vefasına sığınan mülteci çocuklar. Muhammed Hamis, o vefalı ele sımsıkı sarılan, elini tutan bu insanların dilini öğrenmekle yetinmeyip, örselenmiş umutlarını yeşertecek can suyunu, yine o vefalı milletin dilinde yazılmış kitaplarda arayan mülteci çocuklardan biri. Benim adım Muhammed Amil. Suriye'de doğdum. 11 yaşındayım. Türkiye'ye 2011 yılında geldik. Türkiye'yi çok seviyorum. Yani çok güzel bir ülke. Buraya sığınmamızın nedeni Suriye'ye bomba düşmesinden. Suriye'de bir halamı kaybettim ben. O nedenden geldik. Akrabalarımızdan başka birine bir şey olmasın diye geldik. Buraya gelir gelmez okula başladım zaten. Yaz tatilinde de çalışıyorum. Aileme de babama, anneme de yardım ediyorum biraz. Muhammed, okuma tutkusuyla hayata tutunan ve körelmiş umutlarını kütüphane çatısı altında yeniden filizlendiren sıra dışı bir okur. Ben okula gelir gelmez ben duydum. Burada kilise kütüphane varmış, gelip kaydoldum. O kayıttan sonra da zaten kitap okuyorum, kitap okumayı seviyorum. En çok da eğlenceli kitapları seviyorum yani. Hareketli, hikaye dolu. Türkçeyi öğrenmek benim için hiç zor olmadı. Tabii bir iki kişinin sayesinde de öğrendim. Bu kütüphaneye gelir gelmez sağ olsun Ayfer ablamız, sağ olsun Seda abla. Onların sayesinde ben bu kadar çabalayıp öğrendim. Buraya gelmemin nedeni çok kitap okuyup istediğim meslek olmak, mühendis ya da doktor olmak. Muhammed adeta kütüphanemizi bir evi olarak biliyor. Yani buradan ben de görüyorum zaman zaman buraya uğradığım zaman ve burayı kendi evi, kendi yuvası gibi görüyor, arkadaşlara yardımcı oluyor, diğer Suriye'den gelen ve diğer Türkçe bilmeyen kişilere tercümanlık yapma, kitap seçimlerinde olsun, kültürel etkinliklerinde, yani kaynaştırma yönünde bir ara elemandır yani. Bir nevi bizim tercümanımız, fahri bir elçimiz gibi çalışmaktadır Muhammed. Muhammed, cehaletin karanlığının ancak bilginin ışığıyla aydınlığa çıkacağına olan inancını kocaman yüreğinde hisseden ve etrafındaki herkesi okumaya yönlendiren bir kitap dostu aynı zamanda. Kütüphaneye tek başıma geldim. Sonra geldim, bir iki gün sürmedi. Geldim kuzenimi kaydettim, amcamı kaydettim, kardeşlerimi kaydettim. Onlar da kitap okusunlar, öğrensinler diye, bilgi alsınlar diye. Kitap okumak benim için her şeyden önemli. Kitap okumayı ben çok seviyorum. Kitapların içinde bilgi alıyor, bilgi kazanıyor. Bu bilgiler bize üniversitede, lisede lazım oluyor çünkü. Bir de kitap okumak çok eğlenceli bir şey. Roman tarzı okurum. İçinde bilgi olan bütün kitapları okurum. Benim için farklı. Gazete olsun, roman olsun, hikaye olsun, masal olsun hepsini okurum. Sadece içinde bilgi olsun. Aileme yük olmamak için harçlığımı çıkar diyorum. Hafta sonları okuldan çıktıktan sonra pazara gidiyorum, çalışıyorum, harçlığımı çıkartıyorum. Sağ olsun da bir tane ustam var, beni sever, çok sever. O gel der, ne zaman boş olursan gel yanıma der, ben sana harçlığını vereyim der. Cumartesi, pazar da giderim yanına. Hani birbirimizi çok severik. O beni çok sever, ben onu çok severim. Bazen nerede boş olduğum gün, cuma günü mesela yarın okul çıkışı benimle gidiyor, köye gidiyoruz pazar olmadığı için. Köyler yine bana harçlığımı veriyor sağ olsun. Okumak benim için her şeyden daha iyi, her şeyden daha önemli. Bizim aileden bir iki tane çıktı zaten mühendis olarak. Şimdi ben de okuyup ya bilgisayar mühendisi ya inşaat mühendisi olmak istiyorum ya da doktor. Bunlardan üçünden birini olmak istiyorum. Büyüdüğümde inşallah Allah nasip etmezse ölmezsek bunlardan üçünden birini olmak istiyorum. Sıra dışı okurumuz Yaşar Vural'ı tanımak için Medeniyetler Başkenti Hatay'ın Şirin ilçesi Kırıkhan'dayız. Yaşar Hanım henüz çok küçük yaşlardayken babasının bir kutu içerisinde kendisine hediye ettiği 40 adet kitap ile kitap kokusuna aşina olmuş ve yıllar içerisinde bu kokuyu su gibi, ekmek gibi mukaddes bir ihtiyaç olarak benimsemiş bir okur. İsmim Yaşar Vural, 1964 Ankara doğumluyum. 28 yaşına kadar Ankara'da kaldım. O zaman kızım dünyaya gelmişti. İkinci çocuğum dünyaya geldikten sonra. Beyimin görevi dolayısıyla çok yerler dolaştık, gezdik. Beyimin rahatsızlığı dolayısıyla kendi memleketi olan Kırıkhan'a geldik. Buraya yerleştik ve burada ikamet ediyoruz. İlk okula başladıktan sonra, ilk okumayı, yazmayı öğrendikten sonra sürekli devam ettim okumaya. Hiç şu yaşıma kadar, 55 yaşındayım. Hiç ara vermeden devamlı okudum. Benim ilk kitapla tanışmam Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarıydı. Ve hala hiç unutmam. Çocukluğumun hemen hemen çoğu zamanı o kitaplarla geçti. Benim için de çok önemli bir yazardır. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle Kırıkhan'a yerleşmek zorunda kalan Yaşar Hanım'ın Kırıkhan Kütüphanesi ile tanışma hikayesi, onun kitabı olan düşkünlüğünü anlamak için önemli elbette. Benim Bodrum'da bir kurulu düzenim vardı, kütüphanelere gidiyordum orada. Burada hiç kütüphane olduğu aklıma bile gelmedi benim ve ben Kırıkhan'a ağlaya ağlaya geldim ben. Kütüphane hiç düşünmedim olduğunu. Buraya gelip kütüphaneyi gördükten sonra dedim tamam ben kalabilirim, burada yaşayabilirim. Çünkü benim nefes aldığım yer kütüphane. Ben kütüphaneye gelmezsem nefes alamam. Yaşar Hanım Kırıkhan'a taşındıktan 4 gün sonra kütüphaneyle bağlantı kuruyor. Cumartesi günü telefon ediyor. Kütüphanenin yerini öğreniyor, açık olup olmadığını öğreniyor. Ve aynı gün kütüphaneye geliyor. Kitapları uzun uzun seçer, raflarda dolaşır. Bir gün yine geldi, kütüphanede kitap seçiyor. Daha önceden 3 ciltlik olan bir kitabın 1. cildini okumuş, 3. cildini okumuş. Arada 2. cildi bulamamış. Okuyucudaymış, denk gelmemiş, bulamamış. Ne arıyorsunuz diye sohbet ederken bahsetti o kitaptan. Raftan baktım, buldum, kendisine verdim. O kadar mutlu oldu, o kadar sevindi ki o heyecanla engel olamadı, boynuma sarıldı. Kitap ayrımım yok. Çok seviyorum çünkü. Sanki bu şey gibi bir anneye hani evladların hangisini çok seviyorsun demek gibi bir şey. Ben hiç ayrım etmiyorum. Gezi kitaplarını çok seviyorum. Biyografileri çok seviyorum. Özellikle başta da köy hayatıyla ilgili yaşamları çok seviyorum. Onları sürekli okuyorum. Orada kendimi buluyorum. Bilmiyorum. Kendi üzerine 3 tane kitap alıyor. Eşini üye yaptı, onun üzerine 3 tane kitap alıyor. Oğlunu üye yaptı, onun üzerine 3 tane. Yetmiyor. Kendi üzerine artık ben daha fazla 6 tane kitap vermeye başladım. Kitap yetiştiremiyorum yani okuyucuma. Kitap aşığı bir insan. Yaşar Hanım'ın okuma tutkusu zaman zaman çevresinden eleştiri almasına da neden olmuş. Kitap okuduğum için eleştirenler dönem dönem oldu. Hatta ağır da konuşanlar oldu, beni yaralayanlar da oldu ama ben hiçbir zaman bırakmadım. Çünkü beyimin çok desteği oldu bu yönde. Beni hiç kısıtlamadı. Çünkü o benim kitaplarla mutlu olduğumu hissediyordu. Benim daha verimli olabileceğimi, evimin düzenini daha iyi idare edebileceğimi. Onu bildiği için de bana hep destek oldu benim beyim. Bir yılda 200'den fazla kitap okuyan Yaşar Hanım, okumak için öne sürülen mazeretleri de gerçekçi bulmuyor. Okumak için mazeret hiç kabul etmiyorum. Benim mutfakta mesela bulaşık makinesinin üstünde bir kitabım var. Salonda bir kitabım var. Ya olur ya belki. Öbür başka bir odada bir kitabım var. Ben öyle 3 kitabı bir arada okuduğumu biliyorum mesela. Ondan yorulup ona geçtiğim zamanlarda olmuştu. Yeter ki insan okumak istesin. Nerede olursa olsun. Onu gider alır bulur okur. İsterse bir başka memlekette olsun. Mesela kütüphane burada olmamış olsaydı ben başka bir memlekete gider kitap alır gelir yine okurdum. Bu acayip bir şey. Yani kitap sevgisi, kitap okuma sevgisi hiçbir mazeret kabul etmiyor. Kütüphanelerle tanışmadan önce kitaba nasıl ulaştığını da gelin Yaşar Hanım'ın kendisinden dinleyelim. O zaman kendi imkanlarımla ben alıyordum. Paramın çoğu da zaten gidiyordu ama parayı alır almaz nerede ne kadar kitapçı var onları ben de ulaşıyordum. Çok geç oldu tanışmam ama 12 sene falan oldu kütüphanelerle tanışmam ama o zaman da işte kendi imkanlarımla, kendi maddi şeylerimle uğraşmaya çalışıyordum. Hatta çok sıkıştığım bir dönemde olmuştu. Çok kitap almıştım o zamanlar. Ufak tefek altınlarım vardı hatta onları bile bozdurup kitap almıştım. Sinop'ta yaşayan Gül Ustabaş Genç, işitme engeline rağmen dünyaya kendi kelimeleriyle seslenmekten asla vazgeçmeyen, tüm engelleri kitapların gücüyle aşmayı başarmış sıra dışı bir okur. Adım ve soyadım Gül Ustabaş Genç. 1973 yılında Sinop'ta doğdum. İlkokul 2. sınıfa kadar normal bir çocuk okudum. Taşibi ateşli hastalığını ben de işitme kaybı oluşturmasına dek. Sonra normal okullara devam ettim. O ilkokul öğretmenim beni kabul etti. 5. sınıfa kadar okuluma devam ettim. Okul bitince bu kız ne olacak şimdi de düşürmeye başladılar. İşitme engelli okuluna götür dediler. İstanbul Göztepe İşitme Engelliler Okulu'nda görüşme yaparken oranın müdürü dedi ki bu kız konuşuyor, ben bu kızı kabul edersem konuşmayı unutur, işaretleriyle konuşmaya başlar. O yüzden normal okula gitsin dedi. Doktorların da tavsiyesi normal okula gitmem üzerineydi. Sonra okullar açılıyor, ben şimdi okul kabul etmiyor. İşitme engelli öğretmeni okuduyorlar. Annem okumamı çok istiyor. Yalvarıyorum müdüre ne olur bir deneme yapın. Onlar da peş ediyorlar. Ben o dönem teşekkür alınca çok memnunuz diyorlar. Okul hayatım öyle devam ediyor. Sonra lise son sınıfta üniversite sınavına girdim. İlk 5. dereceyim olan moda konfeksiyon, Mimar Sinan Üniversitesi moda konfeksiyon bölümünü kazandım. Sonra okulum bitince Sinop'a döndüm. Halk Eğitim Merkezi'nde stilistlik öğretmenliği yapmak için müracaat ettim. Orada bir dönem stilistlik kursu verdim. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sınavına girdim. Memurluk sınavına. Kazanınca kendim memuriyette buldum. Çok küçük yaşta işitme engeliyle karşılaşan Gül Hanım, akıcı konuşabilmesinde en büyük yardımcı olarak da kitapları görüyor. Küçükken ablam bana kitap okuma alışkanlığı kazandırmıştı. O zaman kitaplara ulaşmak kolay değildi. Kütüphaneye gelirdim, kütüphanede kitap okurdum. Böyle süslü püslü kitaplarım olurdu. Onlar bende daha çok okuma isteği yaratırdı. Kitap okuduğum zaman konuşmam daha güzel olurdu. Kütüphanelerde en sevdiğim yerler. Kendim bulamadığım kitapları alıp okuyabiliyorum. Ama bulduğum kitapları kendim satın almak, sahiplenmek istiyorum. O yüzden daha çok kitap satın almaya tercih ettim. Gül Hanım'ı çocuklarıyla beraber kütüphaneye gelirdi. O esnada kendini tanıma fırsatım oldu. Cumartesi günleri gelir, hem çocuklarına derslerinde yardımcı olur, hem de onları okumaya teşvik ederdi. Gül Hanım'ın seçilmesi kütüphanemiz adına bizi çok mutlu etti. Bu vesileyle hem kütüphanemizin tanınmasına katkıda bulunmuş oluyor, hem de Sinop'un tanınmasına katkıda bulunmuş oluyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kitabı bir hazine gibi gören Gül Hanım, yıllar içinde biriktirerek sahip olduğu bu zenginliğini bakın nasıl değerlendirmiş. Kitaplarım benim hazinem, aldıkça, böyle okudukça çevremdeki emekli öğretmen kitaplarını bana vasiyet ediyordu, kitaplarını bana veriyordu. O kitaplar da bana gelince evim kitapla dolup taşımaya başladı. Büyük oğlum da benim gibi çok kitap okur. Ona bir gün dedim ki oğlum bu kitaplara sana vasiyet ediyorum, sana kalacak. Ben ölünce benim adıma bir okul yaparsın, okula başlarsın, kütüphane açarsın dedim. Sonra bunu ablama anlatırken ablam dedi ki niye oğluna bırakıyorsun, kendin hayattayken kendin uygula. O zaman böyle buna başladım. Sonra yine aşılamış birisinin kütüphanesi olduğunu ama kitabı olmadığını öğrenince oranın müdürüyle, edebiyat öğretmeniyle görüşüp kitaplarımı onlara başlama karar aldım. Ama bir şartım vardı, benim ismim verilecekti kütüphaneye. Onlar da kabul etti. Meme kanseriyle yüzleştiğinde de en büyük desteği kitaplarda bulan, oradan aldığı yaşam enerjisini her koşulda etrafına yaymayı bilen bir okur Gül Ustabaş Genç. Kanser tedavisi görürken yine kitap okuyordum. Hastalığım boyunca hep kitap okuyordum. Çok seviyorum kitap okumayı. Kanser tedavisi sırasında insanların morali bozuluyor. Önce benim de moralim bozulmuştu ama Kur'an'ın mealini okuyordum bir gün. Bakara suresinde Allah sabredenlerle beraberdir dua. Onu düşününce hep böyle heyecan geldi. O an düşündüm benim şikayetlerim. Ne eşime, ne aileme. Onları üzmekten başka işim işe yaramayacak. Sadece kitap okuyordum şikayetlerimi Allah'a. Böyle çok daha kolay atlattım hastalığı. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı işitme engelliler için Türkiye genelinde Umre ödüllü sınav yaptım. Sinop'tan müracaat ettim. Ondan önce ben Kur'an kursuna gitmiştim. İşitme engelli Kur'an'ı okumayı nasıl öğrenir? Bir şekilde öğrendim yani. Öğrendikten sonra da sınava girdim. Sınava kazanınca bütün 81 ilden 120 işitme engelliyle Umre'ye gittim Nisan ayında. Oranın manevi havasını aldım. Yaklaşık 7 senedir özel bir web sitede de sessizliğin sesi olarak yazıyorum. Amacım işitme engellilerin sesini duyurmak, onlara farkındalık yaratmakta. Gül Hanım'ın kendisi gibi işitme engeli bulunan insanlara da bir mesajı var. Sevgili işitme konuşma engelli kardeşlerim, lütfen kitap okuyun, anlamaya çalışın. Teşekkürler. aranıza mesafe girmesin diye en iyi dostunuzu sizinle uçuruyoruz. Siz nereye, biz oraya. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü. Bu, hayallerini avucuna sığdırabilenlerin hikayesi. Bu, bir avuç umuda sımsıkı tutunanların hikayesi. Bu, tüm imkansızlıklar içinde dağınık hayallerini mahir bir mücellit hüneriyle cilt cilt çoğaltmayı başarmış sıra dışı okurların sıra dışı öyküsü. Kimi yalnızlığını çoğaltmak, kimi yeni umutların kapısını aralamak, kimi ise cehalet denilen o makus talih ile savaşmak için çıkmış yola. Onları sıra dışı yapan ise ne okudukları kitapların sayısı ne de türü. Onların hikayesindeki gizem, okuma aşkıyla başlayan ve insan azmiyle aralanmış kapıların arkasındaki yaşamlarında saklı. Azimle çıktığı yolda durdurak bilmeden çalışan, bu azmi ve kararlılığı sayesinde tüm güçlükleri yenmenin formülünü okumakta bulan sıra dışı okurların ilki, İzmir'de yaşayan Mehmet Kaçan. Doğuştan görme engeli bulunan Mehmet Kaçan, hayatta önüne çıkan engelleri bir bir aşmayı bilmiş bir okur. İzmir'de doğdum. Aslen Konyalıyım. İlkokulu örgün okudum. Yurt dışında bir süre bulundum. Türkiye'ye döndükten sonra iş bulma umuduyla okuma serüvenine başlayan Mehmet Bey, kütüphane sayesinde ulaştığı hedefi nedeniyle kütüphaneyi hayatının tam da merkezine koymuş vefalı bir kitap sevdalısı. Olmazsa olmazımdır. Yani kütüphane benim için hayatın merkezinde. Bir pergel gibi. Eğer yani nasıl bir pergel iğnesini dayarsanız ortaya ve hayatı öyle çizerseniz, yani daireyi öyle çizerseniz, kütüphane de o şekilde. Eğer kütüphane yoksa hayatımda çok büyük bir eksiklik vardır. Mehmet Kaçan arkadaşımız kütüphanemizi kullanmaya başladıktan sonra, özellikle birilerinin tavsiyesiyle kütüphanemizi kullanmaya başladıktan sonra, özellikle de gönüllü okuyucularımızın katkılarıyla yapılan çalışmalarda büyük bir mesafe kat ederek işe girmiş. Bunun sonucunda işe girdikten sonra da buradan kopmayarak aynı kütüphanemizi kullanmaya devam ederek kendisini geliştirmeye devam etmiş bir arkadaşımız. Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Kaçan, gerek eşiyle tanışmasına vesile olan kütüphane günlerini, gerekse kendisine her türlü kolaylığı sağlayan kütüphane personelini vefa ile anıyor. Daha çok görme engellinin kitaba ulaşması için ise tüm görme engellilerin bir talebini seslendirerek Kültür ve Turizm Bakanımıza şu mesajı gönderiyor Mehmet Bey. Kütüphane personeli gayet özveri bir biçimde bana kitapları temin etmeye çalışıyorlar. Sesli kitapları temin etmeye çalışıyorlar. Mümkün olsa Sayın Bakanımızdan da böyle bir şey talep ederdim. Soru bankaları konusunda seslendirilmesini isterdim. Şöyle, nasıl bir şarkıcı albümlerini satıyorsa bir yayın evi de o soru bankasını sesli olarak basabilir. Yani parayla satın alabiliriz. Bakanlığımız nasıl bunlara bandrol izin veriyor ya, bu esnada seslisini talep edecektim. Benim en büyük hayalim şu, istediğim bir kitabın bu ilk öncelik verilmesi gereken soru bankası veya ders kitabı olabilir ya da yeni çıkan bir roman da olabilir. Buna hemen sesli olarak ulaşabilmem. Hayatı anlayabilmenin yolu bence kitap okumadan geçer. Eğer yani hayatı nasıl bir şey olduğunu çizmem gerekirse bunun kitap okumadan geçtiğini söyleyebilirim. Eşe Akduman. Uşak'ın Banaz ilçesi Karaca Söğüt kasabasında yaşayan, mayasını bu topraklardan aldığı azim ve hayata karşı onu dimdik ayakta tutan onuru ile, eşiyle omuz omuza kerestecilik yaparak rızkını çıkarmayı bilen, biri zihinsel engelli olmak üzere iki erkek çocuk annesi bir Anadolu kadını o. Cehaletin bir kader olmadığını anladığı an onunla savaşmayı görev bilmiş Eşe Hanım. Okuma yazmaya bazı insanların teşvikiyle, bazı insanların benim için yaparsın, niye yapmayasın, sen de okursun. Bizden neyin eksik? Bazılarında o kadar cahilsin, yapamazsın işte demeleri o kadar onurumu kırdı ki. Ona öyle dedikçe yaparım, başarırım. Her şeyden önce kendime inandım. Bunu ben başarırdım. Eşe Hanım'ı okuma yazma öğrenmeye yönlendiren asıl nedeni ise yine kendisinin anlattığı tatsız anıdan öğreniyoruz. Çocuklarımı ateşlendiler. Doktora götürdüm. O da dedi ki böyle böyle gideceksin. Kağıt verdi. Bilmiyorum ki, bilemiyorum. Gidiyordum koridorda, hangi bir koridor bilmiyorum ki. Ona sordum. Kadın dedi. Bilmiyor musun kocaman dedi yazıyı dedi. Gözü kör mü yazıyı dedi. Orada bir ordum. Orada bir oldum. O hastane böyle ayrıldı, içine girdim. Deseydi ki şöyle şöyle hanımefendi. Yine buldum ama ezikliğini çok yaşadım. O anda karar verdim. Okuma yazma kursuna başladım. Ama ben diyorum ya, gökkuşağı renkleri olduğu için. Eşan çocukluk döneminde maalesef okul eğitimi tam olarak görememiş. Daha sonra evlilik hayatı olmuş, çocukları olmuş. Kasabada bir okuma yazma kursu açılmış. Okumayı tam olarak öğrenememiş. Harfleri öğrenmiş ama harfleri birleştiremiyordu. O aşamada biz kendisiyle tanıştık. Kütüphanemize üye oldu. Seher Hanım da muhtarımız kendisine okuma konusunda destek verdi ve daha sonra okuma yazmaya başladı. Ve öyle tahmin ediyorum ki Eşe Hanım Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Kütüphanede okuma yazma öğrenen bir okuyucumuz oldu. Ama çocuklar bunu dünyasını kitapla kalabalıklaştırmayı bilen ve aynı zamanda arkadaşlarını kitap sayfaları arasında yaşatan sıra dışı bir okur Eşe Akduman. Daha farklı yaşantıları öğrenmemek için en iyi arkadaş insana kitap olduğunu öğrendim. Onun sayfaları her bir tane arkadaşmış insana. Bunu öğrendim. Tamam. Merhaba, Kütüphanedeyim TV'ye hoş geldiniz. Şimdi biz size Zülfü ablayla beraber örgü atölyesinde bir takım objeler, aksesuarlar gerçekleştiriyor olacağız. Zülfü ablamız da Adnan Üçgen İlhan Kütüphanesi'nde çalışan bir arkadaşımız. Kendisi örgü atölyesiyle herkese her daim çalışmalar yapıyor. Atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Ankara'da bulunan kişiler Zülfü ablayı tanıyordur zaten. Hmm. Ben kendisinin ilk kez etkinlik yapmanın heyecanını yaşıyorum. Merhaba, benim adım Zülfü Altuntaş. Arkadaşımızın anlattığı gibi ufaklıklarla çok tanışıyoruz. Dönem etkinliklerimize geliyorlar. bileklik yapıyoruz, şapkalardan yapıyoruz. Ama şimdi zor bir dönemden geçiyoruz. İstedik ki mahrum kalmasın bizim minikler. Onlara bileklik çalışalım, şapka çalışalım. Hazal Hanım'ın hazırladığı bir örnek var, onu yapalım. Başlayalım mı birlikte? Hadi başlayalım. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler gördüğünüz gibi bol bol ipler. Onun haricinde yavaş yavaş söyleriz biz de size. Malzemeleri hazırladım, getirdim seri bir şekilde. Sizler de hemen hazırlarsanız ya da varsa elinizde birlikte yapmaya başlayalım. Yalnız bu videonun sonunda size ufak bir sürprizimiz olacak. Onun için bizi mutlaka izleyin. Tamam, güzel bir sürpriz olacak ama. Evet, keyifli bir sürpriz olacak. Hadi başlayalım o zaman. Bileklikle başlayalım. Şimdi benim küçük prens ve prenseslerim okullardan geldikleri için ve cuma günleri öğlen sonraları katıldıkları için bazı miniklerim biliyorlar böyle gökkuşağı renklerinden rengarenk onların istediği şekilde ben ipler hazırlıyorum. Yazın tatilde artı arkadaşlarının doğum günlerinde birbirlerine özel günlerde hediye edebilecekleri güzel bilekliklerimiz var. Temel'in şapkaları var. Onlardan da hazırladık. Şimdi bir tane yapalım. Pembe. Sarı. Şimdi buradan 7 renk seçiyoruz. 7 rengi seçerken isterseniz aynı renkten de olabilir. 2 renk karışımı da olabilir, 4 renk de olabilir, o size kalmış bir şey. Ama 7 parça olmak zorunda. 2, 4, 6, bir tane daha seçelim, 7 olsun. Kırmızı olsun, benim olsun. Tamam, kırmızı olsun, senin olsun. Bu 7 rengi birleştiriyoruz ve uçtan bir düğüm atıyoruz. İpimiz hazır şimdi. Geldik aparatımıza. Aparatımız şöyle gördüğünüz gibi evde kullandığımız karton kutulardan hazırlıyorum ben bunları. Yuvarlak bir obje çiziyorum. Bunu 8'e bölüyorum. 8'e böldükten sonra hazırladığım bu 7 rengi bu ortasından geçiriyorum. Ve bu renkleri 8 parçadan geçiriyoruz. 7 parçadan geçiriyoruz. Parçadan, bir tanesi boşta kalıyor. Hmm. Evet. Aynen böyle. Sonra bu 7 parçayı taktıktan sonra ortada kalan boşluk bölüme sayarak 1, 2, 3. Üçüncü rengimizi takıyoruz. Döndürdük. Boşluk yine tekrar bize geldi. 1, 2, 3. Döndürdük ve taktık. Hazalcığım sen de seyret öğren. Evet. 3. Ne yapıyoruz? Boşluk bize gelince 1, 2, 3. Sayıp takıyoruz. Boşluğa geçiriyoruz. Evet. Döndürüyoruz tekrar. 1, 2, 3. Bunu yaparken neler düşünüyoruz, neler çocuklar görseniz aklınızdan her şey odaklanma, konsantrasyon, güzel şeyler, canınız sıkıldıysa, sinirlendiyseniz ondan uzaklaşıyorsunuz. Çok güzel bence. Yapmanızı... Aslında çok güzel de bir aile aktivitesi olabilir oyun olarak. Tabii, tabii. Akşamleyin evde televizyon birlikte bu yarışı ufak ufak da yapıyoruz. Hadi bakalım bayrağı kim taşıyacak falan. Minikler soruyor. Öğretmenim bayrak ne demek? Hayır, pilama diyorum yani. Kim kazanacak diye bayrağı ona teslim edeceğiz diyor. Böyle küçük küçük esprilerle götürüyoruz. Hadi Azalcığım yap bakalım. Ay çok heyecanlı. 1, 2, 3. Evet. Çekiyoruz. Korkma. Şurası boş. 1-2-3 pembe. Evet. Şöyle tutuyorsun. Ama şu şekil tutuyorsun. Benim gibi ikiye bükmeyin. Olacak. Evet. Gayet de keyifli. Bu aşağıdan da yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Heyecanlı olan kısmı da o. Evet. Şimdi benim elimde bir tane, 3 tane hazırladım size görmeniz için. Bu rengarenk. 7 renk ayrı. Bu 3 renkten yaptığımız. Şöyle göstereyim ben. Bu da 2 rengimiz. Bu da ayrı. Farklı bir güzellikte oluyor. Peki kimisini 3'ten yapsam, kimisini 4'ten yapıyor olsam ne olur? 3'ten 4'ten derken 3 yani renk. Yani 3 sayıyoruz ya. Heh, olmaz. O zaman üremiyor. Uzamıyor. Onu öğrencilerimiz böyle hani böyle yeni öğrenen, öğretmenim ben 4'ten yapacağım falan diyorlar. Yok, olmaz. Olmuyor, üremiyor yani. Rakım, 3 rakamı önemli yani burada. Evet. Bak bunu yaparken susuyoruz çünkü direkt ona dalıyoruz. Beni susturmak için. Aynen. Yok, öyle bir niyetim yok vallahi. Ama çok güzel vakit geçiyor. Seveceğinizi umuyorum. Çocuklar çok seviyorlar. Kütüphanemize gelen miniklerimiz, hatta annelerimiz bile geliyorlar. Onlar da çok istiyorlar. Biz çocuklarımızla yapmak istiyoruz diyorlar. Bize öğretir misiniz? Tabii ki, neden olmasın? Öğrenmek isteyen olursa. Akşamleyin bunu evde de yapacağım. Çok keyif aldım. Gerçekten çok eğlenceli. Yolculuklarda, beklemelerde sıkıldınız. Hemen çantadan çıkarıyoruz. Bekliyoruz. Kesinlikle. Stres topuyla eşdeğer bence. Evet, biraz onun gibi. Manada. Geçen bir öğretmenimiz derken emekli bir akademisyen ablamız çocuk gelişimi üzerine bir yazı yazmıştı ve çok güzel. Benim dedi bugün torunum eli ve yüreği dolu geldi dedi. Çok teşekkür ederim dedi kütüphanenize ve sizlere dedi. Çocuğum çok mutluydu dedi. Anneanneciğim sana hediye getirdim dedi ve bu çocuk dedi akşam cep telefonu ve tablet istemiyor artık benden dedi. Bazen ara ara anneanneciğim bileklik yapabilir miyiz diye istekte bulunuyormuş. Kesinlikle ve bu malzemelerin birçoğu hepimizin evinde vardır. Yani bir karton kutu illaki vardır. Evet. İpler, annemiz bir şey örüyorsa şayet ona fazla kalın iplerinden kesin bulunur. Evet. Bilekliğimiz böyle devam ediyor. Ve arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, ailemizden birisine kendi yaptığımız bir şeyi hediye etmek çok daha keyifli bence. Evet. Çünkü herkes her şeyi satın alabilir ama herkes kendisi bir şey üretemez. Bence biz üretmeliyiz. Üretilen hediye çok daha keyiflidir. Kesinlikle üretmeliyiz. Çünkü dışarıdan her şeyi satın alabiliyoruz ama bu emek var, göz var ve sevgi var bunun içinde her şeyden önce. Çocuk o kadar mutlu yapıyor ki onu geldiğinde buraya 1 saatte çok mutlu ayrılıyor. Ben bunu bitirdim diyor, anneme de yapacağım diyor, ablama da yapacağım diyor. Diyorum ki bunu halhal yaparsın, ayak bilekliğini eline boncuklar takarak yapabilirsin. Çocuklar için çok güzel olduğunu düşünüyorum ve mutlu ayrılıyorlar. Şimdi şapkaya başlayalım mı? Tamam, tabii. Sen yaptığını gösterelim mi? Hadi bakalım. Bak şurada sohbet ederken minnacık da olsa şeyler çıktı. Çok da keyifli oldu. Evet. Ben bunu kesin devam ediyor olacağım. Aa, çok güzel oldu gerçekten. Hatta rengarenk oldu. Hatta bunu bitirdikten sonrasında lütfen hangi medyadan bizi takip izliyorsunuz şu anda bilmiyorum ama izlediğiniz tarafta mutlaka yorum yazın. Yorum yazan ilk 3 kişiye bundan yapıp kendim gönderiyor olacağım. Evet, şimdi Sebe'nin şapkası. Temel'in şapkasını yapacağız. Ablacığım sen başla. Ben başlıyorum. Temelin şapkasında bu iplerimizi buraya alalım. Daha rahat çalışırız. Şimdi bunların boyutu var. Ona göre hazırlıyoruz. Bu kağıtlarımız da yine atık kullanma. Evimizde kullandığımız, mutfakta kullandığımız havlu selpakların içinden çıkan kartonlarla hazırlıyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi. Örneklerimiz de burada var. Evet, daha ne yapıyoruz? Şimdi hemen başlıyoruz. İpimizin iki ucunu birleştiriyoruz. Bu halkanın içinden geçiriyoruz. Çekiyoruz. İpimizi iki ucunu birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Üstten takıyoruz. Alttan çekiyoruz. Çok güzel. Takıyorsunuz. Evet. İster tek renk yaparsınız, ister rengarenk yaparsınız. Masanızın üstünde aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Hatta küçük telefonların baş kısmına takarak telefon aksesuarı olarak da kullanabilirsiniz. Hazalcığım, sen de başladın galiba. Evet, dayanamadım. Çok zevkli ya, bak çok güzel yani. Hadi ben şöyle biraz da pembe takayım. Şu dönemde evde annemizle, ailemizle, babamızla, kardeşlerimizle çalışabildiğimiz, güzel vakit geçirebileceğimiz ev etkinliklerimizden birisi. Heyecan yapıyorum. Hazalcığım, senin çocukluğunda var mıydı böyle bir şeyler? Şu ben hatırlamıyorum, yoktu bende. Şu bileklikten vardı ama tam böyle miydi? Tam yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Anneannem saçıma yapmıştı böyle bir şeyi. Çok güzel. Örgülerden örerek saçıma böyle bir şeyler yapmıştı. Ne güzel. Rengarenk takıyoruz iplerimizden. İster tek renk yaparız. Şimdi pembe takalım. Ben de rengarenk yapıyorum. Evet. Yapıyoruz. Birleştir, içten geçiriyoruz. Değil mi? Çok keyifli. Evet. Zaten bir şey üretmek çok keyifli, değil mi? Evet. Kesinlikle. Daha da kıymetli oluyor. Kesinlikle. Daha da kıymetli oluyor. Daha da severek yapılıyor. Çalışmak, üretmek. Evet. Yeni bir şeyler keşfetmek. Evet, kesinlikle katılıyorum. Proaktif olmak en önemlisi. Ki bunu hayatımızın her döneminde gerçekleştirebiliriz. Tabii ki, her zaman. Kaç yaşında olursak olalım. Düşünsenize, torunun oldu Hazal Hanım. Torununuza anlatıyor musunuz? Gel sana böyle bir şapka yapalım diye. Evet. Neden olmasın? Ve nesilden nesile. Evet. Aktarılabilir. Peki sizin böyle yapmış olduğunuz örgüler var mıdır? Anneannemizden, annelerimizden öğrendiğiniz. Basit ama evde uygulanması kolay. Evet. Şahit varsa bunları bize fotoğraflarını çekin, gönderin. Paylaşalım. Burada paylaşalım. Hatta bu evden çıkma sürecimiz geçtikten sonrasında sizi de konuk edelim. Sizlerden de öğrenelim. Çok daha keyifli olur. her zaman birlikte kuvvetli olmuş. Tabii, kesinlikle. Mesela biz Zülfü ablayla o işten çıkarken ve biz örgü atölyesinde nasıl yapacağız diye çırpınırken tanıştık. İyi ki de tanıştık. İyi ki de tanıştık valla. Ne güzel oldu. O çocukların yüzündeki pırıltı, giderken mutlu bir şekilde koşarak ben anneme bunu yaptım, ben ablama bunu yaptım diyerek götürmesi çok güzel bir şey. Ben çok mutlu oluyorum. O gün aynaya o kadar huzurlu bakıyorum ki, yani hani kimilerince çok farklı görülebilir, aman falan değil. O çocukların mutluluğu her şeye bedel, her şeye bedel. Şimdi evde düşünün, çocuklar anneciğim hadi ip hazırla, yapacağız. Ne kadar güzel bir şey. Bazı anları 2 katlı ince 4 ip oluyor ya, Allah'tan fazla ip aldım diye kafam karışıyor. Yok bir şey olmaz. Düğümü orantı attıktan sonra. Hatta belki şunların uçlarına böyle boncuklar da takılabilir. Tabii. Süsleyebilir. Evet. Masanın üstüne süs yapabilirsin. Ne bileyim, küçük telefonlarımız var ya, hani annelerimiz okul döneminde akıllı telefonları alıyor. Bunların üstüne takıyor. Bazı öğrencilerimiz çok güzel böyle buraya takılınca masa telefon olduğunu düşünelim şunun. Küçük telefonlardan telefonun üstüne aksesuar olarak kullanıyor bu şekil. Bakın ikimiz de yaparken susuyoruz. Susuyoruz. Tamamen odaklanıyoruz. Tabii. Çünkü yaptığımız işe. Buradan da yönetmenimiz telaşlanıyor. Dilinizi mi yuttunuz sayıdır konuşsanıza diye. Ben mi konuşayım? Yönetmenimiz konuşacakmış sizinle. Çocuklarda el motoru. Örneğin 1. sınıflarda rahat çalışamıyoruz. Zorlanıyor çocuklar. Ama 3. ve 4. sınıflarda daha rahat yapıyorlar. Demek ki bu gelişimsel bir şey, faydası olan. Tabii biz bunları sağlıkçılarımız söylüyorlar, çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Bu çocuklarda konsantrasyon ve odaklanmayı çok güzel sağlıyormuş ve devam edilmesini istiyorlar. Sizler de evde çocuklarınızla bu anlattığımız şekilde yaparsanız eminim çok çok faydasını göreceksiniz. Benimkisi bitmek üzere Hazal'cığım. Benimki de az kaldı. Severek yapınca çok güzel bitiyor. Rengarenk ipler. Aslında şu birazcık daha geniş olsam şöyle bileğimizi takıp. Ama çocuklar için böyle bir bilezik olabilir, çok güzel. Olabilir. Neden olmasın? Bileğime geçmiyor. Hayır olabilir. Örneğin bantlarımız var ya, kalın evet, koli bantları var ya. Koli bantlarına aynı şekilde çalışılabiliyor ve çok aynen. Da güzel oluyor. Acaba şeyde de denilebilir mi? Bu plastik şişeler, su şişelerimiz var ya, kola falan. Yok, onlar biraz kola acıtır düşüncesindeyim. Ama ucu yakılarak belki yumuşatılabilir, bilmiyorum. Denemek lazım tabii. Hiç denemedim, bilmiyorum. O konuda fikir yürütemeyeceğim. Ama bak, bitmek üzere. Çok güzel oluyor, rengarenk. Ben çok yavaşım galiba. Yok. Hocam biraz acelesi var mı onda? Zülfü abla beni bırakıp kaçacak buradan. Yok. 25 tane 30 tane öğrencilerle çalışıyoruz. Çok o kadar güzel tabii. Severek yapıyorlar ki böyle ben bir pervane şeklinde onlarla beraber. Kütüphanemizde bu şekilde etkinliklerin olması ne kadar keyifli çok bir şey güzel. Değil mi? Tabii. Bunlar bağlayıcı şeyler yani. Hani çocuk merak ediyor, geliyor ama bunları da görünce daha çok istiyor kütüphanede evet. Olmayı. Bana göre kütüphane insanın evinden sonra 2. yuvası gibi bir şey. Kesinlikle yaşam merkezi. Evet, huzur duyulan bir yer. Evet. Çocuklar zaten ayrılmıyorlar. Bir iki gün izin almıştım. Parantez içinde anlatayım. Ertesi hafta bana siz niçin gelmediniz diye kızıyorlar. Dedim tamam gelmeyeceğim. Ondan sonra izin almayacağım. Bu tarz etkinliklerden yararlanmak istiyorsanız size en yakın halk kütüphanesine üye olabilir. Onların etkinliklerini takip edebilirsiniz. Evet. Hemen hemen her kütüphanemizde bu tür etkinlikler bulunmakta. Şahit etkinlikleri sizler de düzenleyebilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz. Tabii. Bizler de sizlerden bir şeyler öğreniriz. Başka kişilere öğretiyor oluruz. Ve emin olun ki tanımadığınız çocuklara bir şeyler öğretmenin keyfi çok daha başka. Evet. Tam bir haz duygusu. Kesinlikle katılıyorum. Düşünsene Hazal'cığım, bahar geliyor ve cıvıl cıvıl. Evet. Çocukların kollarında rengarenk tatile gidiyorlar örneğin. Tatilde bileklik olarak takıyorlar. Arkadaşlarına evet. Hediye ediyorlar. Özellikle erkek çocukları yaparken ben bunu ablama yapacağım. Hı hı. Evet. Ben bunu ablama yapacağım. Sen kendine de yap. Yok diyor. Ben bunu ablama yapacağım. Şuradan beyaz olalım. Çok güzel oldu Hazal'cığım. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Evet. Zülfü ablanı düşündüm ya. Acaba bu yaptıklarımızın hepsini biz hediye mi etsek şimdi? Bizi izleyenlere. Olur. Neden olmasın? En son paylaştığımız post var. O postun altına yorum olarak isminizi yazın. Program sonrasında sizden direkt adres bilgilerinizi istiyor olacağız. Tabii bunları göndermemiz için bize bir süre müddet vermenizi rica edeceğiz. Hani şayet fazla talep gelirse. Biz de yapıp size gönderelim. Evet. Seve seve hazırlarım ben. Çok da güzel olur. Paylaşmak güzel şeydir. Şimdi benimkisi bitti Hazal'cığım. Benimki de bitti. Yavaşım dedim ama yetiştim. Severek yapınca her şey yetişiyor. Evet. Hı? Tamam. Şimdi bunu elimizde iyice düzlüyoruz. İçeriden şu şekil şöyle yaparak, bastırarak. Ne kadar düzenli birisiysem zaten hemen düzenli çıktı. Sonra elimizle bunu bu şekil kavruyoruz Hazal'cığım. Şu şekil kavruyoruz. Hı hı. İçeriden geçiriyoruz. Sonra elimizi ufak ufak düzeltiyoruz. Nasıl düzeltiyoruz? Şöyle. Ha, tersten çapıp. Hı hı. Şöyle. Ben yardımcı olayım mı? Şekil. Seni git. Ters tarafım. Neyse. Bunu elinle biraz düzelt. Sonra yardımını isteyeceğim Hazal'cığım. Şu şekil tutabilir misin canım benim? Yok. Üstten böyle, alttan da böyle. Tamam. Tamam. İstediğimiz bir renk ile bu şekil bağlıyoruz. Sıkıca bağlıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi ucunu, fazlalıkları bu şekilde kestikten sonra şekil vererek nasıl oldu şapkamız? Çok güzel oldu değil mi? Çok keyifli oldu. Tamam. Şimdi Hazal ablamızınkini yapacağız. Şöyle yapalım. Şöyle. Ha, ben bağlayayım. Şöyle Hazal'cığım. Tamam. Tamam. Nereye tamam. Yapalım? Sarıyla bağlayalım. Tamam. sonuçta ben bir Fenerbahçeliyim. Oo. Yok. Miniklerle çalışırken takım olayına girmiyoruz. Hemen girmiyoruz. Hemen. Çünkü takım. Ya sporun her türlüsü barış için aslında. Ama işte büyüklerden aldıkları aynen şeyle. Tamam, oraya bir tane daha atıyoruz. Aynı yere. Evet. Tamam. Heh. Şimdi burayı hız alacağım. Keselim mi? Sen mi kesmek istersin? Yok, sen kesebilirsin. Yok, hadi sen kes. Al canım. Şimdi şöyle tutuyoruz. Ve kertoşa çeviriyoruz. Ben alttan tutayım dağılmasın. Tamam. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Bu da benim şapkam. İş yerine gidince bugün tüm gün bunu da kesebilirim. Neden olmasın? Amirimin odasına imzaya girdiğimde kesin bunu. Neyse. Çok güzel. Ellerine sağlık. Şimdi Hazal ablamızınkini yapalım. Evet. Bakalım neler yapıyormuşuz. Şimdi Bulgaristan'da bir gelenek varmış, Martinica diye. Kırmızı ve beyaz iplerden oluşan bir bileklik. Çok basit bir bileklik aslında. Bu bilekliklerde beyaz renk uzun ömrü, kırmızı da sağlık ve gücü temsil ediyormuş. Mart ayında yapılıyor. Bileğinize takıyorsunuz ve bir dilek tutarak bağlıyorsunuz. Sonrasında ilk değneği ve ya da kırlangıcı gördüğünüz zaman da bir bahar ağacına bu bilekliğinizi bağlıyorsunuz. Bu şekilde bir gelenekmiş. Ben geçen yıl bununla tanışmıştım. Ablacığım, senin şey hazır iplerinden kullanıyor musunuz? Tabii ki. Makineni. Beyaz ipimiz var. İki tane de şöyle üç tane kırmızı alalım, üç tane de şey alalım. Tamam. Basit bir şey olsun diye. Şimdi bunu şu şekilde, şunu ablam tutar mısın? Tabii ki. Şöyle. Ha, sen karşı, ben bu tarafa. Ha. Tamam. 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 Böyle döndürüyoruz. Rulo mu denir buna? Ne denir? Burgu yapıyoruz. Ha, burgu yapıyoruz. Bu bileklik satın alamıyor hiçbir şekilde. Ya kendiniz yapacaksınız ya da hediye gelecek size. Bunu yaptıktan sonrasında dediğim gibi bir gelenek. Aslında iyi bir temenni var işin ucunda. İyi niyet yani. İyi niyet var. Evet. Hı. Buraya düğüm atıyor muyuz? Atıyoruz. Artık incelik, kalınlık durumuna siz kendiniz karar veriyor olabilirsiniz. Ucuna daha sonrasında boncuk bağlayabilirsiniz. Hmm. Ancak çok güzel. Böyle, ufak yıldızda, güneşte, minik nesnelerle. Ne güzel. Sen ne tarafa? Ben karşıya. O zaman ben bu tarafa. Tamam. Kiraz ağacımız çiçek açtığında ben bu bilekliği yapacağım. Ama o zaman şimdiden yaptık ki kiraz ağacı çiçek açtığı zaman birkaç hafta içerisinde inşallah bu süreci atlatıp da dışarı çıktığımız zaman inşallah, belki değneği göreceğiz. İnşallah, inşallah. O zaman da kiraz ağacına hemen bağlarsın. Rabbim bu günleri bir an evvel götürsün. Amin. Dünyadan, ülkemizden. Kimsenin canı yansın istemiyoruz. Dualarımız hep o yönde. Evet. Şimdi bunu kendi içerisinde döndürüyoruz. Döndüreceğiz. Aha. Kısa olmadı. Hı? Şöyle şöyle. Hı. Tamam. Tabii biz kendi bildiğimizi ölçerek şu anda yapmadık. Dur. Şu düğüm iki tarafta olsun. Tamam. Alalım. Hı. Çevirelim. Bu şekil. Evet. Çocuklar için çok güzel. Şöyle bir bilekliğimiz olur. Ucunda bağladıktan sonrasında bileğinizi hemen takabiliyorsunuz. Ya da isterseniz bu şekilde burgu yapmadan da düz olarak da takabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabiliriz Hazal'cığım. Şuradaki yerden birbirinin içinden geçirerek çok daha güzel bir aksesuar haline getirebiliriz. Evet, kesinlikle. Harika. Takmam ister misin? Evet. Birbirimize, arkadaşlarımıza bu şekilde. Ve artık bir martini çıkan var. Artık bir leylek gördüğümde ya da kırlangıç gördüğüm zaman direkt bir bahar ağacına bağlayabileceğim. Çok güzel. Bundan da mı hediye göndersek? Bence de. Çok iyi olur. Lütfen isimlerinizi son gönderdiğimiz postun bırakın ki size bundan gönderebilelim. Evet, çok güzel olur. Çok Şimdi. Da keyifli olur. Şimdi biz birbirimizle temas halinde olduğumuz için önce size bir kolonya sıkalım. Teşekkür ederim. Sonuçta kendimizi korumamızda, toplumu korumakla eşdeğer. Kesinlikle. Bugünlerde en çok dikkat etmemiz gereken şey hijyen, temizlik. Kesinlikle. Evet. Şimdi bir de bunu ben daha öncesinde bu banyo paspası tarzında yapmıştım ama şimdi küçük bir şeyin içerisinde gösteriyor olacağım. Bunun için ihtiyacımız olan şey halı kaydırmaz ya da bu mutfak rafları, işte dolapların içerisinde şu anda genelde kullanıyor annelerimiz. Buradan bir parça keseceğim. Bunun mesela şimdi ben kalem kutusu olarak düşünüyorum. Kalem kutusunun, daha doğrusu kalemlik olarak gerçekleştirebiliriz. Bu halı kaydırmazdan ölçüde, yani istediğiniz ölçüde kesiyorsunuz. Ben size aslında bitmiş haline getirecektim. Geçenlerde kendim evde böyle bir yapmıştım. Ancak annem nereye koyduğunu bulamadı. Şimdi pompon yapacağız bununla alakalı. Ben yardımcı olayım mı? Çok sevinirim. Pompon için şurada bir kalıp kendime belirledim. Şunu da yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çok da güzel. Alayım beyazda. Tabii. Hı hı. Biz pembeler, beyazlar böyle. Değil mi? Cıvıl cıvıl bir şey yaptık. Kaç defa doluyoruz bunu? Kaç tane istersen. Şuradan şöyle keselim. Hı hı. Sonra şunu şuradan çıkartıp şöyle yapsam herhalde, şuradan bağlasam olur değil mi? Tabii ki. Aynı renkten iple bağlıyoruz ki komik durmasın diye. Ben birazcık ipin ucunu uzun tutuyorum. Şöyle iyice sıkılaştırdıktan sonrasında bir kere daha düğüm atarsam daha sağlam olur sanırım. Zülfü abla hemen pomponlara başladım ya. Ben de bir düğüm atacağım diye uğraşayım durayım işte. Tamam. Heh, şöyle. Şimdi şu halı kaydırmazı alıyoruz. Ha, şunu da açsaydım tabii güzel olacaktı. Ben şöyle hazırlayayım sana. Tamam. Sen takıver. Takacağınız genişlik alanını siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. Bunu sonradan arkadan bağlıyorsunuz. Üst üste dizildiği için de çok keyifli oluyor. Hem çok renkli oluyor. Hem de gerçekten gönül sizinle uzaklaşmak için yapılacak en güzel etkinliklerden birisi haline geliyor. Şunu da şuradan şöyle yapalım. Ben senin biraz değişim yapıyorum ama. Hı hı. İşte birlikten kuvvet doğumunun, değil mi? Bir örneğini burada görüyoruz. Hayatımızın her döneminde yanımızdaki olan kişilerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü hem bir şekilde insanın hayatına dokunduğunu ve evet, kişisel gelişimine faydası olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ve aslında her tanıştığımız kişi bize sağlamış olduğu bir faydası var. Bu faydayı da iyi değerlendirmek, iyi analiz etmek önemli. Hayatımızda tanıştığımız herkes çok değerli çünkü. Ve bize bir şey öğretiyorlar. Kesin. Yo, ben niye bekliyorsam ben elmamı stokluyor gibi duruyorum. Alır. Buyurun. Tamam. Ben buradaki renklerde sana da vereyim mi? Olur. Güzel olur değil mi? Olur. Cıvıl cıvıl bir kalemliğimiz olabilir. Evet. Arkadan işte bağlıyoruz. Bir de bunu ben yapıp evde kullandığımız zamanda da hani makineye atıp rahatlıkla yıkanabiliyor. Kullanışı da çok fazla oluyor. Hani aynı zamanda sevdiklerinize de yine hediye edebilirsiniz. Çok güzel. Tabii en son arkasını temizleyeceğiz. Çünkü şu anda arkasından hep bağladığımız için ipleri birazcık uzun tutuyoruz. İsterseniz bunun arkasına böyle ince bir kumaş tarzında, astar tarzında bir şey de geçirebilirsiniz ki bence hiç gerek yok. Az oldu ama en azından yeşil olacak. Bir de mavi yapalım. Gördüğünüz gibi Zülfü abla renkli birisi. Efendim? Renkli birisi diyorum. Çok. Evet. Önce yeşilimizi bağlayalım şuradan. Pembelerin arasında da yeşil güzel gözükür. İşte bu şekilde devam ediyor. Bunu biz her yere uyarlıyor olacağız. Al canım, bir tane daha sana. Oo, çok güzel bir renk vereceğim sana şimdi. Oo, turuncu. Tam bahar rengi. Kesinlikle. Gerçi şu anda da Ankara'da kar yağıyor dışarıda lapa lapa. Camdan görüyorum. Ama bir söz vardır. Biliyoruz değil mi onu? Mat kapıdan baktırırmış. Evet, kazma kürekte yaktırırmış. Ama olsun, biz yine rengarenk olalım. İçimiz cıvıl cıvıl olsun. Yani aslında gerçekten böyle evde oturup battaniyenin altında televizyon izlemelik, dizi izlemelik. Evde bu tarz aktivitelerin yapılacağı, çok güzel kitapların okunacağı, hatta kitapların canlandırmasını yapılacağı, bir zaman dilimi. Benim teyzemin yapmış olduğu böyle bir masa örtüsü var. Tabii onunkisi birazcık daha böyle el işi. Hı hı. Anneannemlerin evinde yıllardan beri var olan böyle rengarenk. Ne güzel. Hı hı. Ama düşünsene, evden içeri giriyorsun ve öyle bir masayla karşılaşıyorsun. Evet. Mis gibi, insan içi açılır yani. Oldu mu? Onu kocaman oldu. Yaptım ortaya korsun. Şöyle yapalım o zaman. Bunu şöyle koyalım. Hı hı. Bir de sana fıstık yeşili vereyim. Sizin ailede örgü etkinliği çok galiba yapılıyor, evet. Ne güzel. Aynı boyalara bak, dikkat ediyoruz. Hı? Aynı boyalara artık diyorum. Hı. İyi mi? Yorumlar ne geçiyor? Tabii biz şimdi arkada yönetmenimize soruyoruz arada. Yorum geliyor mu? Bir şey geliyor mu falan diye. Ondan dolayı böyle arada iyi mi falan diye farklı kelimeler duyduğunuz zaman değil şaşırmayın. Mi? Sonuçta burada biz de sizlerle beraber öğreniyoruz yayıncılığı. Hayata her zaman her şey öğreniliyor. Evet. Miniklerimizle güzel etkinlikler tabii evde yapın diye anne babalar. Amacımız herkese ulaşmak. Şu zamanları, evet, zor zamanlarda birlikte atlatmak. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah en yakın zamanda. Al canım. O zaman sıradaki pomponumu sizin için bağlıyorum. Şey gibi oldu, Sevde Kavuşamayanlar. Çok güzel oldu ama ya. Ciddi çok güzel oldu. Çok keyifli oluyor. Bak sana daha sonrasında göstereyim yaptım. Çok kesinlikle eğlenceli oldu. Böyle böyle gidiyor bakın. Yapayım mı? Olur, çok sevinirim. Yani şunu, şu kısmına... Ne renk yapmadık? Lacivert koyalım mı? Tabii, ne istiyorsan, ne renk istiyorsan. Eğer siz de bir şeyler yaparsanız örgüye dair, bugünkü size gösterdiğimize dair, lütfen fotoğraflarını çekin. Bizlerle paylaşın. Bizler de sizin bize destek olduğunuzu, bizler biri olduğunuzu hissedelim. Gerçekten evinizde olduğunuzu anlayalım, hissetmek isteriz. Evet. Bizler de mutlu olalım. Hem de paylaşmış oluruz. Şunu da şuradan sökeyim de şunu da kullanayım. Olur. Düğüm çözmekte de üstüme yoktur. Bilmiyorum siz sever misiniz ama ben çok severim. Sen sever misin? Genelde çözerim yani. Eskilerin bir tabiri vardır. Düğüm çözenler insanlarla iyi anlaşırmış. Aa, ben iyi anlaşıyorum. Demek ki ondanmış. Kıymetimi bilin. Al canım, bu da hazır. Bakın hemen çözdüm. Buyur. Oo, laciverti takacağım önce. Evet. Bir de kırmızı yapalım. Ama bilekliğin hiç görünmüyor. Şöyle. Evet. Geçen sene birçok arkadaşıma Martinica hediye ettim. Bunlardan yapıp hediye ettim. Ben de bu bilekliklerden çok arkadaşıma hediye ettim. Tatilde görmeliydin o kadar, ama onların bileklerinde böyle taktıklarını gördüğüm zaman daha çok mutlu oluyordum. Tabii. Onlar tabii biraz da süslüyorlardı. O zaman ben sana Martinica hediye edeyim, sen bana bilekliklerini. Tamam. Burada kârlı çıkarma da oğlum galiba. Ya çok güzel. Olsun ya. Hediye paylaşmak her zaman için güzeldir. Kesinlikle. Buyurun. Bunu da şuraya takın. Ben şunu devam edeyim. Olur. Tamamlayacağım ben hepsini. Şey gibi olmadık mı? Derya Baykal programları gibi. Yani isim vermek ne kadar doğru olur ama. Çok güzel. Ne renk takmadık? Lila takmadık. Hadi bir de lila takalım. Lila takalım. Şurayı da keselim. Çünkü şimdi biz bunu... Bakayım nasıl bardağımız varmış. Evet, bir tane kağıt bardağımız var. Ona deneyelim. Bu arada anne şahit, arıyorsan iplerini bende, haberin olsun. Akşama getiririm. Ya da yenisini getiririm. Annelerimiz için ipler çok kıymetlidir. Evet. Hele bir de böyle sürekli yapıyorsa çok kıymetli. Benim için de çok kıymetlidir. Aynen. Al canım. Çok güzel oldu. Şunu da açarsam. Hadi onu da ben takayım. Tuhaf falan hiçbir şeye, aparata gerek yok yani. Hiç. Zaten bunlar biliyorsun, alınıp da takıldığı zaman ileriki ufak tefekte az bir şey de olsa atılıyor ya da kalıyor. Elimizde fazla oluyor. Hı hı. Atmak yerine, atmak her zaman kolaydır. Evet. Elimizdekini değerlendirmek çok daha mantıklı olan bir şey. Tabii ben bu arada bunu koparttım. Bunu fırsat yapmadan. Tamam. Ben bunu bağlıyorum. Buyurun. Şunu da şu köşeye takarsak biz bunu tamamlamış olacağız. Hadi ben sana birazcık yardım edeyim. 1, 2, 3. Bardak alacağım ben. Şimdi içinde bulunduğumuz mevcut durumda fazla materyalimiz olmadığı için karton bardak üzerinden deniyor olacağım. Karton bardakta şöyle. Yani bunu full elinizde hangisini belirlerseniz onun ölçüsüne göre giydirip, tabi alttan üstten de şey olacak, hani ona göre ayarlamamız gerekiyor olacak. Şu şekilde yapıştırarak çok güzel bir kalem kutusu, kalemlik, diş fırçalı, Erbelizlerinizi koyabilirsiniz, belki mutfakta kullanabilirsiniz. Yani. Birçok yerde size kalmış, birçok yerde değerlendirilebilir. Pomponların sıklığını, yüksekliğini, büyüklüğünü, yoğunluğunu kendiniz karar verebilirsiniz. Bu şekilde hem elinizdeki malzemelerde şeyler üretmenin keyfini, hem de yeni materyaller üretmenin keyfi çok daha keyifli olacaktır. Bu şekilde. Başka göstereceğiniz bir şey var mı? Şu an bu kadar. Başka yok. Öyle mi? Evet. O zaman biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle.